Anadolu insanı çaresizlik içinde ama umudunu yitirmemişti. İçinde bir ateş vardı. Bu milletin bağrından çıkan bir yiğit, önder, kahraman, örnek devlet adamı Mustafa Kemal. Milletinin önüne düştü, 19 Mayıs 1919'da büyük bir koşu başlattı. Bugün Anadolu insanının içine düştüğü durumdan kurtarılışının 104. yıl dönümü. Milletçe gururluyuz, kıvançlıyız. Bugün milletimizin tarih önünde dirilişinin yıl dönümü. Bugün Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, sonra da bu ülkenin geleceği olan Türk gençliğine armağan ettiği günün hatırasıdır. Herkese kutlu olsun. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramının 104. yıl dönümü kutlama programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, şiir, günün anlam ve önemini belirten konuşma, halk oyunları gösterisi, şiir, solo türküler, sportif gösteriler ve kapanış. Sizleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Bayrak adlı şiiri okumak üzere Ordu Gençlik Merkezi üyesi Bahar Güney sizlerle.
Boztepe'de yankılanan sesim var. Horonun var, davulun var, şanım var. Anlatmakla bitmeyecek halim var. Vur davulcu, coşsun şen ordum. Hiç bitmesin bugünlerde şanlı gururum. Dadaş oldum Erzurum'un bağında, horon oldum ordu ufuklarında. Türk diyorlar, diyecekler yarında. Ben bir Türk'üm, Türk oğluyum, Türkiye'm. Karacaoğlan ile gurbet gezmişim. Köroğlu ile Çamlıbel'de coşmuşum. Aşık olmuş, sana şiir düzmüşüm. Mısra mısra, beyit beyit Türkiye'm. Adı gibi kendi yiğit Türkiye'm. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genci, günün anlam ve önemi belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Suyunu da çıkarayım mı abi? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Protokol, kıymetli misafirlerimiz, geleceğimizin teminatı, çok özel gençlerimiz, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılında en vatani duygularımla kutlarım. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Bizler devletimizin, milletimizin yolunda, ordu valiliğimizin himayelerinde, ilimizin her köşesinde gencimize ulaşarak gençlerimizi geleceğe hazırlamalarını, aziz vatanımızın bütün varlığını koruyarak gurur duyulacak gençlerimizi her nesilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Tarihin her döneminde gençlerimiz aziz şehitlerimizden miras kalan, şehit kanlarıyla sulanan vatan toprağının her karışını koruyor. Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde gençlerimiz geleceğe emin adımlarla yürüyor. Bu vatan bizim diyen gençlerimizin damarlarında şehitlerimizin asil kanı Fırat, Dicle, Sakarya nehirleri gibi coşkun akıyor. 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ya istiklal ya ölüm parolası ile tarih sahnesine çıkan Türk milleti kendi makus tarihini tersine döndürmeyi başararak esaret altında kalınamayacağını, vatan topraklarının ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Anadolu'da bin yıldır canıyla, kanıyla mücadele veren, varlığını sürdüren tek bir millet vardır. O da Türk milletidir. Tarihin en şerefli milletinin mirasıdır aziz vatanımız. Şehitlerimizin kutsal emanetidir. Bu emanet son nefesimize kadar muhafaza ederek gençlerimizle yarınlara taşıyacağız. Tarih boyunca insanlığa barış ve huzur getiren milletimiz, tarihin her döneminde mazlumların, ezilmişlerin hamisi olmuştur. Her zaman adaletiyle hükmetmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti her dönemde olduğu gibi bugün de her alanda, bilimde, teknolojide, sanayide, enerjide, savunma sanayinde gençlerimizle birlikte daha da gücümüze güç katmıştır.
Kutlu Zafer'in ilk adımı 19 Mayıs 1919 tarihinin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Arz ederim. Şimdi sizleri ilimiz Fatih Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin Levent Yılmaz yönetiminde hazırladıkları Ordu Yöresi Halk Oyunları gösterisini sunmak üzere davet ediyorum. Gelin. Bırak şunu da geçti.
Fetih Marşı adlı şiiri okumak üzere Ordu Gençlik Merkezi üyesi Ensar Öztürk sizlerle. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Kalyonlar çektirirler, dağlardan çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Seninle destanını okuyalım ezberlerden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanının fendini. Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şıkırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu minber Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Hayır, artık uyuyan destanını uyandır. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Atatürk diyor ki, beni görmek demek illa yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Mausa Limanı adlı türküyü okumak üzere Gökhan Aydın ve Bir Fırtına Tuttu Bizi ve Çalın Davulları adlı türküleri okumak üzere Ordu Gençlik Merkezi üyesi Sılanur Kahraman sizlerle. Beni öldüren de
yoktur değil iman. Beni öldüren de yoktur değil iman. Thank you.
Gençlik Bayramı kutlu ve mutlu olsun nicelerine. Hoşça kalın. Teşekkürler efendim. Bizim her yaptığımız vatanı söyler. Değil mi ki vatan olacağız bir gün? Değil mi ki üstümüzde bitecek? Kimsesiz atlar, al gelincikler. Bizim yürüyüşümüz vatanı söyler. Bayrağımız baş üstünde dalgalandıkça bu kalp vatan, vatan diye attıkça, kardeşlik içimizde hep şahlandıkça bizim sporumuz vatanı söyler. Başımız gururla göklere değer. Sportif gösterilerini yapmak üzere Mertcan Akçay yönetimindeki judo sporcuları sizlerle.
sportif gösterilerini yapmak üzere Mahmut Altun yönetimindeki jimnastik sporcuları sizlerle.
sportif gösterilerini yapmak üzere Savaş Çakmak yönetimindeki Wushu Kung Fu sporcuları sizlerle.
sportif gösterilerini yapmak üzere İbrahim Usta yönetimindeki tekvando sporcuları sizlerle.
Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around. And this mine is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. He never ever fight over you. Sportif gösterilerini yapmak üzere Nesrin Topal yönetimindeki eskrim sporcuları sizlerle.
Atatürk her fırsatta sanatın toplumun gelişimine olan katkısını dile getirmiş, sanatın ve sanatçının bir milletin varoluşunun temel şartları arasında göstermiştir. Yetişecek olan nesillere sanatın ve sporun teşvik edilmesini her fırsatta dile getirmiştir. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili ordulular, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni sona ermiştir. Günün anısına Sayın Valimiz ve Sayın Protokol mensuplarımızı kutlama programına katılan gençlerimizle birlikte sahneye fotoğraf çekimi için arz ederim. Gençlik yürüyüşü akşam saat 19.30'da Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda başlayacaktır. Katılımlarınızı bekliyoruz.